Dünyanın en büyük komik olayıdır. Dünyanın en büyük komedisi budur. Okuyor, manasını bilmiyor. İşte bir türlü muradımıza eremiyoruz. Bir türlü maksadımıza ulaşamıyoruz. Bir türlü menzilimize ulaşamıyoruz. Şifa bulamıyoruz. Bakın şifa bulamıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim ümmet-i Muhammed'in problemlerine, sıkıntılarına, sarsıntılarına, musibetlerine şifa olsun diye gönderilmiştir diyor Cenab-ı Hak. Okuyun ayet-i kerimeyi. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun. Bak şifa kelimesi var Kur'an'da. Ve nunezzilu minel Kur'ani, biz Kur'an'ı indirmişiz, indiriyoruz. Ma öyle ki huve şifaun ve rahmetun lil müminin, müminlere şifa olsun, müminlerin meseleleri halledilsin, müminlerin adaletli bir hayata, haysiyetli bir hayata kavuşsun. Adalet içinde, fazilet içinde, merhamet içinde, mahabbet içinde yaşasınlar ve onlara Kur'an şifa olsun diye gönderilmiştir diyor Allah-u Teala. Ama bakın insanlar birbirinden uzaklaşıyor. Hem Kur'an okuyoruz hem de birbirimizden uzaklaşıyoruz. Kur'an okuyanlar birbirine yaklaşması mı lazım, uzaklaşması mı? Demek biz Kur'an okumuyoruz. Niye? Evet, Kur'an okumuyoruz. Nasıl Kur'an okumuyoruz? Manasını anlayalım diye okumuyoruz. Bakın nereden geliyor felaketimiz? Mevlana Celaleddin Rumi kaddesallahu sirrahul ali bu ayet-i kerimenin tefsirinde diyor ki Allah Kur'an'a şifa dedi. Kur'an'ı uygulayan, Kur'an'ı tatbik eden, Kur'an'ı ülkesinde, bölgesinde, beldesinde uygulamaya, tatbikata koyan bir milletin sıkıntısı olmaz çünkü Kur'an şifadır diyor. Ama nasıl şifadır? Mevlana çok güzel misal vermiş. Zaman zaman anlatmaktan kendimi alamıyorum. Günde 100 sefer anlatsam doymam, usanmam. Şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de şifa kelimesi bir yerde daha geçiyor. Onu da Rabbimiz bal ile alakalı söylüyor. Bal. Hani bal arıların yaptığı bal var ya, onu Rabbim şöyle ifade ediyor. Fihi şifaun linnas. Bal arısının yaptığı balda insanlar için mutlak şifa vardır diyor. Peki hem aynen Kur'an'ı da Rabbim bal gibi şifa olduğunu ifade buyuruyor. Bal ne zaman şifa olur demiş Mevlana. Bakın Allah aşkına aklınıza kalsın kardeşler, gençler. Bal ne zaman şifa olur? Mevlana diyor ki, bir balı, dünyanın en harika balı, bugüne kadar Türkiye'de bildiğimiz en muhteşem, en mükemmel, en muazzam, en mufassal, en musaffa, saf bal, Karadeniz'de çok küçük bir bölgede çıkıyor. Nedir o? Anzer balı. Şu anda kilosu 5,5 milyon. O da yok, arasanız da bulamazsınız. Bu balı diyor, misal olsun diye söylüyorum ben, bu balı çok temiz bir kavanozun, kavanoz camdan yapılmış bir kavanozun içine doldursanız diyor Mevlana, ağzını da sımsıkı kapatsanız, dontalı kapatsanız ve ondan sonra o içinde bal bulunan kavanozu dışından yalasanız böyle, dışından yalasanız, bal var ya orada, dışından yaladığınız bu bal size şifa olur mu olmaz mı diye soruyor. Ne dersiniz? Olmaz. Niye? Bala ulaşamadınız. Bal ile sizin aranızda bir perde var. Cam var. Engel var. Hail var. O balın şifa olması için kapağını açacaksınız diyor Mevlana. Şehadet parmağınızı o balın içine batıracaksınız. O şekilde ağzınıza alıp o balı yiyeceksiniz. O balı içinize alacaksınız. Kanınıza karıştıracaksınız, midenize, kanınıza, o zaman şifa olur. Yoksa kavanozdan yalayan bir adam 100 sene yalasa, bal yedim diyemez, şifa buldum diyemez. Aynıdır ki diyor Mevlana, bir kimse de Kur'an'ı yüzünden veya ezbere,
içine girmeden manası nedir? Allah ne istiyor, ne yapmamızı emrediyor, neden sakınmamızı bizden istiyor diye merak etmeden Kur'an'ı yüzünden veya ezbere 100 sene okusa vallahi şifa bulamaz, billahi şifa bulamaz diyor. Şunu anlayalım şunu sen. Yanlış gidiyoruz. Türkiye'de Kur'an okunuyor ama anlaşılmıyor. Gelin şunu anlayalım. Açıyorsun, sırayla gır 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 gır. Ne diyor bu ayet? Ne istiyor bizden? Kimi tanıtıyor bize? Kimden sakındırıyor bizi? Kimse farkında değil. Bu bir cehalettir. Alemi İslam'ın en büyük cehaleti Kur'an'ı anlamadan okumasıdır. Kur'an'ı anlamadan okumak cehalettir. Ve Kur'an'a kastetmektir. Çünkü Kur'an'ın maksadı okunmak için gelmedi. Soruyorum size, Kur'an-ı Kerim okunmak için mi geldi, anlaşılmak için mi geldi? Bak siz kendiniz söylüyorsunuz. Ama anlamaya çalışan yok. Tabii okuyorsunuz. Okumayın demiyorum. Okumanın faydası yok demiyorum. Ama asıl gayesi Kur'an'ın okunması değil, yaşanmasıdır. Gayesi o. Bir, bütün imamlarımız, müştehitlerimiz şöyle söylüyor Kur'an ile alakalı. Bir kimse 3 gün 3 gece kaç saat yapar siz söyleyin? 72 saat hiç uyumadan, yemek yemeden, fazla zaman harcamadan, devamlı Sure-i Fatiha'dan başlayarak manasını murad et. Sure-i Fatiha'dan başlayarak manasını murad etmeden, Allah bu Kur'an'da ne söylüyor, ne emrediyor, neyi yasaklıyor, ne bizden ne istiyor diye merak etmeden, manasıyla uzaktan yakından alakadar olmadan 72 saat uykusuz kalarak Kur'an'ı 10 kere, 100 kere hatim etse mi, hatim yapsa mı daha çok sevap alır? Bu 72 saatin içinde bir ayetin manasına nedir diye 10 dakika zaman harcasa mı daha sevaptır? 10 dakika vallahi daha sevaptır diyor. Niye kendinizi yoruyorsunuz boşuna öyleyse? Manasını anlayacağınız kadar Kur'an okuyun ya. Gırrrr diye gitmenin bir manası yok. Kur'an'dan bir ayetin manasını anla, 100 bin hatimden daha sevap. Alimler bunu söylüyor. Kur'an anlaşılsın diye geldi. Kur'an tatbik edilsin diye geldi. Kur'an'ın raporları uygulansın. Doktor size bir rapor veriyor. Bu raporu çerçeveletip odanıza asasınız diye mi veriyor? O rapora göre hareket edesiniz diye mi veriyor? Nasıl? Nasıl anlamamız lazım? Biz çerçeveletip duvara asıyoruz doktorun raporunu. Olmaz öyle şey. Doktor dünyanın en muhteşem bir doktoru da olsa, hastalığınızı teşhis etse, senin hastalığın budur. Arkasından da kesin ilaçlarını sana reçeteyle tespit edip yazsa ve çok muazzam, mükemmel bir reçete verse, sen de bu reçeteyi, ya çok dünyanın en tanınmış bir doktorunun reçetesidir diye bir aynacıya, camcıya götürüp, camcı efendi şunu çerçevelet de bu dünyanın en tanınmış doktorunun reçetesidir, evime asayım deseniz, o reçeteyi camlayıp, çerçeveleyip, asıp altında 30 sene otursanız şifa bulur musunuz, bulamaz mısınız? Vallahi bulamazsınız. Ne yapmanız lazım? O reçeteyi eczaneye götürüp, efendi burada ne yazıyor? Bak bakalım, ne ilaçlar var burada? Bunları oku, tefsir et. Sabah mı, akşam mı, yemekten evvel mi, sonra mı, 1 gram mı, 3 gram mı, 1 tane mi, 2 tane mi? Bunu bana anlat der de, o reçetenin içinde doktorun sizden ne yapılmasını istediğini yaparsanız şifa bulursunuz.
Ama yok canım ya, ne lüzum var bu kağıt.